Az yanıyor. Arabaşının sobanın üstüne getirdik. Şimdi tabaklara bölüp afiyetle yiyeceğiz. Vallahi hakkımız göz hakkımız helal edin ama gerçekten çok güzel oldu. Şimdi tabak servisinde de göstereceğim. Arkadaşlar yani pes diyorum. Yenmeme gari diyorum. Vallahi çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Hadi bize afiyet olsun. Arkadaşlar merhaba, ben Nermiye'yim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün misafirlikte yemek yapıyoruz. Arapbaşı çorbası çok istediniz. Ama bunu benden çok güzel yapan birisi varmış. Ben de dedim o yapsın hiç olmazsa biz de yiyelim. Şimdi yakından gösterebilsek biz buraya tenceremize 10 bardak su koyduk. 10 bardak suyumuz tencerede. Şimdi yavaş yavaş yapım aşamaları göstereyim. 1 bardak mısır unu. 10 bardak suya 1 bardak mısır unu. 6 bardak beyaz un karıştırıyoruz. Bunun altı açık mı peki? Daha açmayacağız galiba. Tamam. Yani biz biraz bayağı büyük, fazlaca yapıyoruz Allah'ım. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir yemek kaşığı tuz. Aslında benim prensibim nedir biliyor musun? Emine bunu şey yaptık biz. Dalgınlığıma geldi. Mesela ben çok az suyla açıp içinden bunları aramıyorum. Ondan sonra ilave edeceğim suyu ediyorum. Biraz Evet. hata yaptım orada. Neyse blenderımız var. Teknolojinin gözükür olsun diyeceğim ama olmasın. Şimdi biz bunu çok ediyoruz. Arkadaşlar 10 kaç bardak koyduk? 15 mi? 15 bardak su, 1 bardak mısır unu, 6 bardak normal buğday unu. Biz bulamacını yaptık. Arabaşının ekmeği, hamuru. Ben hiç yapmadım arabaşını biliyor musunuz? Bu kadar bunca yıldır yani aşçıyım diye geçinirim. Oh kuvvetli kuvvetli. Şimdi birazdan o içinin malzemesini hazırlarken yine göstereceğim size. Arkadaşlar içine birazcık hamurdan ayırdık. Şimdi köy tohumla yapıyoruz. Biz köy tohumunda suyu bayağı bir yoğun olduğu için normal suyla şimdi hamuru açıyoruz. Ondan sonra köy tavuğunun suyunu ilave edeceğiz. Koca bir tencere. Mahalleye yetecek maşallah. Tavuk Ne suyunu çek. yapıyoruz dediniz? Aha gitti. Arkadaşlar şimdi tavuk suyunu ilave ediyoruz. Rengine bakın tavuk suyu. Köy tavuğu olunca. Yenmem gayrı. Yalnız acemi bir bugün kameramanınız var. İdare edin artık. Şimdi bundan sonra artık buna soğanı kavuracağız. Salçasını kavuracağız. Tavuğunu ilave edeceğiz. Harika bir çorbamız olacak. Arabaşı çorbası. Arkadaşlar şimdi soğanımızı, iki büyük soğanı kavurduk zeytinyağında. İçine bu çorba acı olmazsa olmaz. Çocuklar geldi. Biberiye doğruyoruz. Biberiyeler de yazdan buzluğa atılan biberiyeler. Bakın hatta göstereyim. Bunları sizler de yaparsanız sonra bakın. Yani çok güzel. Hiç olmazsa taze taze. Şimdi olmazsa olmaz tereyağı. Ondan sonra da salçalarını ilave edeceğiz. Yani yemede yanında yap gençinden oldu maşallah. Bir miktar toz biber, birazcık domates salçası, biraz da biber salçası ilave edeceğiz. Toz biberin rengi neden öyle açık? Yağlanmadığı için sanırım.
Toz biber koyduk 2 yemek kaşığı kadar. Ya da 1 dolu yemek kaşığı diyelim. 1 dolu yemek kaşığı biber salçası. 1,5 oldu. Domates salçası. O da 1,5. 1,5 kaşık domates salçası, 1,5 kaşık biber salçası. Tabi bu ölçüler aslında, hani ben yemeğin tarifini vereyim de, bu ölçüler yani çok, yani çok. Bayağı bizim çorbamız hani bir ev için çok. Bunun siz ölçülerini değil de genelde hani göz kararı, kendi miktarınıza göre yaparsanız daha güzel olacak tabii ki. Bizim şu anki çorbamız gerçekten çok fazla. Arkadaşlar salçalıyla soğan iyice kavruldu. Şimdi haşlayıp bittiğimiz tavukları ilave ediyoruz. Onlarla da kavrulacak. Zahmetli ama çok güzel bir çorba. Tabii emek olmadan yemek olmaz. Çok olmuş tavuğu değil mi? Şimdi biraz kavuralım. Çok az hemen çevirip çorbaya ilave edeceğiz. Vallahi çok güzel oldu. Koy koy. Öyle mi? Suyu kaynayınca içine ilave edeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi kavrulmuş tavuğumuzu unlu sulu çorba suyuna ilave ediyoruz. Bir tane bir şey kaldı orada. Emineciğim onu da koy. Evet. Oh 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 oh. Acı acı biberli biberli. Vallahi yanacağız ama. Çok güzel. Şimdi sunum aşamasında göstereceğim size.